Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle DNA ile RNA'nın ortak yanları ve farklı yanlarını beraber ele almaya çalışacağız. Ondan önce DNA'mızın iki önemli görevi vardı. Bunlardan biraz bahsedip daha sonra karşılaşımları yapalım. DNA'nın görevleri. DNA'nın birinci görevi arkadaşlar, metabolik olayları kontrol ederek yönetim görevini yapmış olur. Nedir bu yönetim görevi diye düşünecek olursanız, protein sentezi. Protein sentezini kontrol ederek yönetim görevini yapar arkadaşlar. İkinci görevi ise canlıya ait özelliklerin yeni nesillere aktarılmasını sağlar. Bu da kalıtım görevidir. DNA'nın kalıtım görevidir. Evet, şimdi DNA ve RNA'nın ortak yanlarını ele alalım. DNA ile RNA'nın ortak özellikleri. Bir, her ikisi de DNA tarafından sentezlenir. DNA ile RNA ile DNA yapar. Adenin, guanin, sitozin bazları bulundururlar. Her ikisi de ortaktır. Yine H3PO4 adını verdiğimiz fosforik asit, ki bunlara asitlik kazandıran gruptur arkadaşlar, grubunu bulundururlar. Bu da yine bunların ortak özelliğidir. Dördüncü olarak nükleotitleri arasında yukarıdan aşağıya doğru fosfo diester bağlarının bulunması ortak yanıdır. Tüm DNA'larda zayıf hidrojen bağı varken tRNA ve rRNA'da sadece zayıf hidrojen bağı vardır. Yani hidrojen bağına sahip olma yine ortak bir özellik olarak karşımıza çıkmış olur. mRNA hariç iki RNA'mızda da zayıf hidrojen bağı bulunabilir arkadaşlar. Bunlar ortak yanlarıydı. Son olarak bir de karşılaştıralım. DNA ile RNA'nın farklı yanlarını ele alacak olursak, bu tarafa DNA'yı
tarafa RNA yazalım hızlı bir şekilde. DNA iki zincirden oluşurken RNA tek zincirlidir. Deoksiriboz şekeri vardır. Burada riboz şekeri vardır. Bazları A, G, S, T iken bazıları A, G, S, U'dur. Adenin sayısı timine, guanin sayısı özine eşittir. RNA'lar tek zincirli olduğu için böyle bir eşitlik yoktur. Denk gelebilir ama normalde böyle bir şey olamaz. DNA'lar kendini eşleyip çoğaltabilir. RNA'lar kendini eşleyemez. Sentezini sağlayan enzim DNA polimeraz iken RNA'da sentezini sağlayan enzim RNA polimeraz adını alır. Genetik bilgiyi taşır DNA'mız. RNA'lar ise DNA'nın kontrolünde çalışır sadece. Çekirdek, mitokondri, plasitler, kloroplast, kronoplast, ekloplasta ve sitoplazmada bulunur prokaryotlarda. RNA ise çekirdek, çekirdekçik, ribozom, mitokondri, plasitler ve sitoplazmada bulunur. DNA'nın özel bazı timin iken RNA'ların özel bazı urasildir. DNA'yı parçalayan enzim en üstte yazdım. DNA-az enzimi iken RNA'yı parçalayan enzimin ismi de RNA az enzimidir deyip aradaki farkları da bu şekilde maddeleştirmiş olduk arkadaşlar. Artık bir dahaki dersimizde genetik şifre, protein sentezi aşamaları, santral doğma olayıyla olayı özetlemeye çalışacağız. Bir dahaki derslerimizde, kuantumlarımızda, soru çözümlerimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Kolay gelsin.